Başkanı Özgür Özel'i buraya davet ediyorum. Genel Başkanımız, Türkiye İttifakı'nın lideri, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ile ben sizleri baş başa bırakıyorum. Mavi ile yeşilin buluştu. Gönlünde Atatürk sevgisinin en üst noktalara eriştiği güzel gemliğin güzel insanları. Hepiniz hoş geldiniz. Hepinize teşekkür ediyorum. 3 günlük bir Bursa programının sonunda gemliğe uğradım. Buradan İstanbul'daki programımıza geçeceğiz. Gemlik Belediyesi'ne gelmek, burada kıymetli başkanıma, tüm siyasi partilerden seçilen belediye meclis üyelerine başarılar dilemek üzere buradayım. Yazın ortasında, hafta sonu, bu sıcak havada, güneşin altında bizi burada böyle bir kalabalıkla karşıladınız. Burayı bir mitinge çevirdiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Gemlik'te %51 oy oranıyla Şükrü Başkanı ve %47 oy oranıyla Mustafa Bozbey'i oylarınızla birini Gemlik Belediyesi'ne, birini de Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne görevlendirdiniz. Sizin şahsınızda ilçe başkanımız Servet Pehlivan'ın şahsında Gemlik örgütümüze, il başkanımız Diyat Yeşiltaş'ın şahsında tüm Bursa örgütümüze yürekten teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Gemlik, fay hatlarının üzerinde ve Gemlik Belediyesi'nin birinci gündemi kentsel dönüşüm. Gemlik'te kentsel dönüşüm konusu kadar hayati bir mesele yok. 99'u hep birlikte yaşadık. 6 Şubat buradan uzakta oldu ama hepimizin yüreği yandı. Hepimiz 6 Şubat'ta Hatay'dan Adıyaman'a, Malatya'dan Kahramanmaraş'a, tüm illerimizde, 10 ilimizdeki kayıplarla kahrolduk. Deprem aslında bize sürekli kendini hatırlatıyor ama maalesef belli bir süre sonra unutuyoruz. Kişiler unutabilir, şahıslar unutabilir ancak kamu yöneticileri, belediye başkanları ve iktidar sahipleri, hükümetler, devlet unutamaz. Ben seçildikten sonra bunu birinci gündem maddesi olarak gören Şükrü Başkanıma yürekten teşekkür ediyorum. Tüm çabalarını sonuna kadar destekliyorum. Kentsel dönüşüm bir belediye başkanının belediyenin kıt imkanlarıyla başaracağı bir iş değildir. Bunun için genel yönetimin doğru kanuni düzenlemeler yapması ve uzun vadeli, faizsiz ya da çok düşük faizli, çok uzun sürede ödenecek kredilerle ve kamu destekleriyle kolaylaştırıcı bir rol oynaması lazım. Yurt dışından bulduğumuz yabancı kredileri dahi İzmir'de, İstanbul'da kentsel dönüşüm için yabancı kredileri dahi onaylamayanlar nasıl bir partizanlığın, nasıl aman bunlar bir iş yaparsa vatandaşın gönlünde zaten yer ettiler, başarılı belediyelerle Türkiye'nin birinci partisi oldular, bunu sürdürürlerse bu bizim için tehdit diyerek yurt dışından bulduğumuz paraları dahi onaylamıyorlar. Onaylasa ne olacak? Dışarıdan alınan kaynakla
bir mahalle depreme dayanıklı güçlü evlere, sosyal donatı alanlarına, otoparklara, güvenli okullara, güvenli camilere kavuşacak. Gören diyecek ki ne güzel olmuş, diyorlar ki CHP'ye bunu yaptırmayalım. Ya ne yapalım? İmzayı atmayalım, yapamasınlar. Yapamayınca o mahalle öyle duracak. Deprem vuracak, yıkılacak. Sonra başında yine hamasi nutuklar açılacak. O yüzden buradan Sayın Erdoğan'a sesleniyorum. Başta kentsel dönüşüm olmak üzere belediyelerimizin yurt dışından, Dünya Bankası'ndan bulduğu, çok uluslu yapılardan bulduğu ya da kendi gayretleriyle finans şirketlerinden, bankalardan bulduğu kredileri onaylamamazlık yapmayın. Hizmeti engellemeye hizmet yaptırmayacağız derken depremin karşısında bu milleti çaresiz bırakmaya bile yeltenecek bir kalpsizlik yapmayın. Bu işleri bırakın. Partizanlık yapmayın. Milletin karşısında değil, yanında yer alın. Bakın deprem konutları 6 Şubat'ta deprem oldu. Birkaç gün sonra Tayyip Bey çıktı. Dedi ki hiç merak etmeyin. 650 bin konut yapacağız bir yılda. İşi bilenler dedi ki yapamaz. İmkanı yok. Hesap ortada, kitap ortada. Hayır dedi. Bir yılda vereceğim. Yeter ki bana oy verin. Hatta biliyorsunuz Hatay'ı tehdit etti. Şantaj yaptı. Genel yönetim belediyeyle bir olursa güzel olur. Olmazsa hizmet aksar. Aksamaz mı dedi. Aksar dediler. Alkış tuttular. Hatay'ı bile tehdit ettiler. Oyları aldı. Seçimi kazandı. Ve yürütmenin başına geldi. Bir yıl bittiğinde ne oldu? Deprem konutlarının %8'ini, 7,5'ünü yapmıştı. 1,5 yıl oldu, %12'sini yaptı. 10 kişiden 9'u çadırda, 10 kişiden 9'u konteynerda, 10 kişiden 9'u kalıcı evlerine kavuşamadı. Şimdi 2025 sonu diyor. Ona 2026'nın başı derler, Şubat'ı derler. Yani bir yılda bitireceğim diyordu, şimdi 3 yılda bitireceğim diyor. Ama işi bilenler bunun da olamayacağını söylüyorlar. Buradan Tayyip Erdoğan'a sesleniyoruz. Bir yılda yapacağım deyip 3 yılda yapacağım deyip yapamadığın deprem konutlarını yapacağına, bu durumla karşı karşıya kalacağına, evler sağlam değil, ama vakit varken şu kredileri onayla, kentsel dönüşüme destek kanunlarını çıkar, uygun faizli kredileri çıkar, insanların evini üstüne yıkıldıktan sonra, depremden sonra yapmaya uğraşmak yerine depremden önce yapılmasına izin ver. Bunun için Gemlik Belediye'mizin çabalarını görüyoruz. Destekliyoruz. Buradan bütün Bursa ve Türkiye kamuoyuna hükümeti kentsel dönüşüm konusunda birincisi samimi olmaya, ikincisi gayretli olmaya, üçüncüsü bu işi parti işine dönüştürmemeye, partizanlık yapmamaya davet ediyorum. Bir apartmanda apartman çökünce, Azrail gelince AKP'li CHP'li ayırıyor mu? O zaman sen de ayırmayacaksın. Apartman geldiğinde, deprem olduğunda Azrail, Afat partisini ayırmaz. Küçücük bebelerin partisi olmaz. Yaşlıların, küçücük bebeklerin, yaşlıların, hastaların partisine bakılmaz. O yüzden ben bu kalpsizliği milletimize şikayet ediyorum ve kentsel dönüşümde
elimizi kolumuzu bağlamaya çalışan Sayın Erdoğan'a bir kez daha Gemlik'ten bunu yapma, bu milletin sesini duy artık diyorum. Diğer bir taraftan da şöyle bir noktadayız. Eğri oturup doğru konuşalım. Bu parti uzun süredir siyaset kalesinin başarı kapısını açamıyordu. Çok çabalar sarf ettik, çok mücadeleler verildi ama %25'lik cam tavan bir türlü kırılamıyordu. Geçtiğimiz Kasım ayındaki Cumhuriyet Halk Partisi değişim kurultayından sonra partiye bir dinamizm geldi. Yaş ortalaması 43 alan çok genç bir parti meclisi oluştu. Elbette 60'lı yaşlarında tecrübeli büyüklerimiz de var. 23-26 yaşında gencecik evlatlarımız da ağırlığı 30'lu 40'lı yaşlarında iyi yetişmiş, iyi eğitim almış, dünyayı bilen, yabancı dil bilen ve ne yapmak istediğini bilen dinamik kadrolar var. Aday belirleme sürecinde biz kendi bildiğimizi yapmadık. Ne yaptık? Size sorduk. Gemlik'te önce memnuniyet anketi yaptık, bütün Türkiye'deki gibi. Baktık ki Gemlik, partiyi değiştirdiniz, belediyede de bir değişiklik istiyoruz. Bir bayrak değişimi, bir yeni nefes, yeni kan istiyoruz dediniz. Adayların hepsini topladık, sıraladık, anket şirketine verdik. Sizleri aradılar, sizlerin beklentilerine baktılar ve aday belirleme noktasında Şükrü Başkan'ın, Şükrü Deviren Başkan'ın ismi ön plana çıktı. Dedik ki siyaset sokağın sesini dinleme işidir. Madem ki böyle diyorsunuz, adayımız Şükrü Başkan'dır dedik ve büyük başarıyı sizinle birlikte yaşadık. Bu bütün Türkiye'de böyle oldu. Eğer ankette bir kadın öndeyse kadını aday yaptık. Bir genç öndeyse genci aday yaptık. Öyle ki İzmir gibi Cumhuriyet'in sancak gemisi bir memlekette, Cumhuriyet'in 100 yıllık tarihinde tüm partilerden 6 kadın belediye başkanı vardı. Bir seferde 9'unu aday gösterdik, 8'i seçildi. O İzmir'de çok az genç belediye başkanı olmuştu. Bir seferde 14 aday gösterdik, 13'ü seçildi. 31 adayımızdan 29'u bu heyecanla, bu değişimle seçildi. O gece ilk güzel haberi Kilis'ten aldık. Zaten Gemlik'ten rekor bekliyorduk. Bütün Türkiye'den Amasya'sından Kastamonu'suna, Kırıkkale'sinden Ege'nin tamamına. 9'da 9 Ege'deki illerin hepsini aldık ve %65 nüfusun %65'ini, ekonominin %80'ini temsil eden bütün belediyeleri ortalama %38 oy oranıyla ve 47 yıl sonra partimizi birinci parti yaparak o seçimlerden çıktık. Sonra ne oldu? Sonra şöyle bir şey oldu. Bu kalıcı değildir. Bu yerel seçimdir. Oylar tepkidir, emanettir dendi. Dedik ki saygılıyız ama çalışmaya devam ettik. O gece beni dinlediniz. Dedim ki eğlenmek, sevinmek bu kadar yeter. Gidin yatın, sabah kalkın. İşimiz çok, yolumuz uzun. Daha ne yapacağız? Daha ilk genel seçimleri kazandık ama Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında ilk genel seçimlerde Atatürk'ün partisini
iktidar yapacağız. İktidar yapacağız. İşte bu azimle başladık çalışmaya. O günden bugüne Nisan, Mayıs, Haziran tüm anketlerde birinci partiydik. Dün ve evveli gün 3 anket firması Temmuz anketlerini yayınladılar. Biliyorsunuz biz seçimden sonra bu belki geldiğim yaptığım 60. 70. miting seçimden sonra ilçe ilçe bakarsan dün daha 4 tane Bursa'da konuştum. Ama esas çay mitingi, buğday mitingi, eğitim mitingi, emekli mitingi, emekçi mitingi gibi temalı mitinglerle 100 binleri önce 50 binleri, 30 binleri Rize'de, Ayrabolu'da topladık. Sonra 100 binleri emekli mitinginde Ankara'da topladık. 120 bin kişiyi Gebze'de, Kocaeli'nde topladık. Ve milletin sesini duymaya ve duyurmaya gayret ettik. Öyle olunca bu hareketli sürecin sonunda sizlerin emekleriyle, örgütümüzün emekleriyle, milletvekillerimizin, parti meclis üyelerimizin emekleriyle dün Temmuz ayının 3 büyük anket firmasının Temmuz ayı anketlerinde Cumhuriyet Halk Partisi yeniden birinci parti çıktı ama bu sefer birinde 4,5, birinde 5,5, birinde 7 puan farkla birinci parti çıktı. Hep beraber, hep beraber çalışmaya devam edeceğiz. Didinmeye devam edeceğiz. Ve biz şunun farkındayız. Biz diyoruz ki Tayyip Erdoğan bizimle kavga etmek istiyor. Ben onunla görüyorsunuz ne kadar istese de kişisel kavga yapmıyorum. Devlet Bahçeli hakaret ediyor. Münasip şekilde üslubunca, usulünce o konuya yanıtımı veriyorum. Ama asla kavga ve hakaret yapmıyorum. Nereye dönüyorum? Kendi gündemime dönüyorum. Tayyip Bey'in, Devlet Bey'in gündeminde kısır kavgalar, çekişmeler var. Var ki cambaza bak diyecekler. Cambaza bakarken cebindeki parayı çekip alacaklar. Nasıl yapıyor bunu? Tayyip Bey geldiğinde en düşük emekli maaşı 1,5 asgari ücretti. Doğru mu? Bugün sizi hiç ellemese, yani ben enflasyona sizi ezdirmeyeceğim deyip zamları TÜİK'e bağlamasa, 1,5 asgari ücreti verse bugün emekli ne alacak? 26 bin lira. Şimdi nerede 26 bin lira? Nerede son alınan maaş 10 bin lira? O 10 bin lirayı, o 10 bin lirayı Ocak'tan beri veriyor. Biz de mücadele ediyorduk. Hesapta zam yaptı 12.500 lira. Diyor ki %25 zam yaptım. Kardeşim beğenmediğin 10 bin lira Ocak'ta 25 kilo dana kıyma alıyordu. Şimdi övündüğün 12.500 lira 20 kilo dana kıyma alıyor. Ocak'tan bugüne her emeklinin mutfağından 5 kilo kıyma gitmiş. Yani Tayyip Bey kavga istiyor ya, yardımcısı, ittifak ortağı Devlet Bey kavga istiyor ya, ben onunla kavga edeceğim, cambaza bak diyecekler, siz kavgaya bakarken 5 kilo kıymayı alıp kaçacaklar, hesap bu. O yüzden ben onlarla kavga yaparsam, onların istediği kimlik siyaseti üzerinden, belirledikleri gündemler üzerinden değil, emeklinin maaşı üzerinden kavga yapacağım. Asgari ücret üzerinden kavga yapacağım. Çiftçinin, işçinin, memurun, esnafın geçim sıkıntısı üzerinden, gençlerin umutsuzlukları üzerinden kavga yapacağım.
O yüzden millet boş yere kavga çıkaranlarla kendi kavgasını verenleri ayırıyor. Onlar her ay bir puan bir puan düşerken halkın kavgasını veren Halk Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi her geçen gün ileriye gidiyor. Onun için şunu unutmayın. Her yerde konuşun, her yerde anlatın. Ben bıkmadan usanmadan 105 seçim mitinginde emeklilerin dertlerini konuştum. Onlara dedim ki 8 çeyrek altın alıyordun AK Parti geldiğinde. Yap hesabı. Doğru dediler. Git kuyumcuya sor. Aç bilgisayara bak. 2002'de emekli maaşı kaç çeyrek altın alıyor? 8 altın. Türkiye'de her hesap şaşar, altın hesabı şaşmaz. Ben rahmetli anneannemden, sizin de birçoğunuzun akrabası Selanikli Sadriye Hanım'dan bunu öğrendim. 8 çeyrek altın. Bugün maaşını çek, 12.500 git al, 3 çeyrek altın almıyor bile. 5 tane çeyrek altın kayıp, 5 tane. Şimdi Allah için oturalım düşünelim. Herhangi bir emekli bir çeyrek altını böyle cebine koysa, Gemlik'te kuyumcudan alsa, çeyrek altını cebine koysa, eve varsa, baksa ki yok, bir çeyrek altın kayıp, durabilir mi? Çıkar hemen sokağa, ben bunu nerede düşürdüm diye arar, doğru mu? Şimdi bir emekli değil, her emekli. Bir çeyrek altın değil, 5 çeyrek altın. Bir sefer değil, her ay kaybediyor. Vallahi aramak lazım. Nerede kaybettiysen orada bulacaksın. Siz 8 çeyrek altından 3 çeyrek altına düştüyse her ay 5 çeyrek altını nerede düşürdün? Orada bulacaksın. Sen onları bir seçim sandığında kaybettin, gelecek seçim sandığında bulacaksın. Gelecek seçim sandığında bulacaksın. Şimdi gelelim. Hal böyle olunca, yani Tayyip Bey 22 yıl sonra partisi CHP'nin 7 puan, 5 puan, 4,5 puan gerisine düşmüş. En son dün açıklananda 7,5 puan fark var. Ve düşündü taşındı bu niye oluyor? Bunun belediye başkanları çalışkan. Diyor ki bizimkiler gibi değil diyor Tayyip Bey. Ali Nur Altaş gibi bir belediye başkanı seçmediniz siz. Mustafa Bozbey gibi bir belediye başkanı var. Arı gibi maşallah. Bütün belediye başkanları Mustafa Kemal Paşa burada, Nilüfer burada. Nerede Erkan? Göbeği gözükmesin diye arkaya kaçmış. Benim eczacı Erkan, Osman Gazi burada. Hepsi arı gibi çalışkan. Deniz Başkan burada, Mudanya burada, Gemlik zaten sizin evladınız. Diyor ki bunlar çalışıyor, CHP kazanıyor. Millet diyor ki belediyeyi bunlar bu kadar iyi yönetiyorsa verelim Türkiye'yi de yönetsin. Verelim diyor Türkiye'yi de yönetsin. Çalmak yok, çırpmak yok, hizmet var, çalışkanlık var. O zaman Tayyip Bey karar vermiş. Ne yapacağım? İki şey. Özgür Özel'e saldıracağım, kavga çıkaracağım, dikkati dağıtacağım. Eski sistem gitmek istiyor. Kavga kıyamet, kavga kıyamet gidelim, kavga kıyamet gidelim. Millet yokluğu, yoksulluğu, işsizliği, açlığı, sefaleti, enflasyonu, hayat pahalılığını konuşmasın. Bir de bu belediye başkanlarının diyor elini kolunu bağlamam lazım. Nasıl bağlayacaksın? Sosyal güvenlik kurumuna borçları varmış belediyelerin. O belediyelerin diyor borçlarını faizleriyle tahsil edeceğim. Biraz önce yine konuşmuş. Diyor ki SGK'ya diyor en borçlu 5 belediye CHP'li diyor. 96 milyon lira borcun 68'i CHP'ye ait.
Yahu bey Allah'ın adamı. Şimdi zaten bu belediyelerin nüfus olarak %65'i bizde. Ekonomi olarak %80'i bizde. Diyor ki %68'i CHP'lilerin. Yani bundan 3 ay öncesine kadar, 4 ay öncesine kadar Ali Nur Aktaş yemiş yemiş hesabı ödemeyeceğim. Mustafa Bozbey gelecek, o ödeyecek demiş. Bu rakamların içinde AK Parti'den aldığımız bütün belediyelerin ödemediği SGK primleri var. Tabii devlet eliyle yalan atıyorlar. Hem SGK'da hem vergide. Bakın dün TRT haber yaptı. Diyor ki Bursa'nın SGK'ya borcu 4 milyar borcunu ödemiyor. Kardeşim SGK'ya değil bu. Vergisi mergisi dahil de bu parayı Mustafa Bozbey borçlanmadı ki. Bu parayı önceki dönem AKP belediyesi borçlandı. Ey TRT, ne zaman AK Parti'nin belediyelerin çoğu elindeyken sen SGK'nın borçlarının tahsilatını haber yaptın da bugün yapıyorsun. İkincisi, eğer 4 milyar bu borç varsa evveli gün haber yapmıştın. İlgili bakan açıklamış en borçlu 5 belediyeyi. Birincisi diyor Ankara 5 milyar, ikincisi İstanbul 3 milyar. E bu Bursa'nın 4 milyar borcu var da neden oraya koymadın listeye? Demek ki bir günden bir güne dedikleri de tutmuyor. Ben size doğrusunu söyleyeyim. Doğrusunu. Biz belediyeleri borç devraldık mı aldık? Bursa Belediyesi en borçlu belediyelerden bir tanesi. Ne kadar borcu var biliyor musunuz? SGK'ya devlete bırak o 4 milyar diyorlar. 3 milyar 4 milyar. Piyasaya, müteahhitlere, bankalara, içeriye dışarıya toplam 30 milyar borcu var. 30 milyar. Şimdi SGK'nın bütün Türkiye'den 1000 küsur belediyeden alacağı 90 milyar, bizim sadece AK Partili Bursa Belediyesi'ni devraldık, alacağımız 30 milyar. Aradaki farka bakın. Ve bu 96 milyar için konuşuyor ya, %80'ini kendi belediye başkanları yapmış borcu, daha geçen sene vergi borcunu sildiği 43 tane firma var. Yandaş müteahhitler. Bunların en palazlanmışlarına beşli çete diyoruz. Beşli çete. Onların tam ne kadar borcunu silmiş biliyor musunuz? 660 milyar. Bütün belediyelerin SGK borcu 96 milyar. Beşli çeteden 43 firmasına beşli çetenin sildiği para 660 milyar. 6 katı. Bu 96'nın içinde belediyelerin şirketleri var, iştirakleri var. O yüzden Tayyip Bey'in bütün hesabı şu. Bunu böyle yapacak, biz hizmet yapamayacağız. Vallahi çok beklersin Tayyip Bey. Biz borç öde diyorsun, borç yiğidin kamçısıdır. Şimdilik ne öderiz ne inkar ederiz. Çünkü bu borcun tamamını sizinkiler yaptı neredeyse. Ama şöylesini söyleyelim. Kendi dönemimizle ilgili hiç borç bırakmıyoruz. Başkanım bu dönemden borcun var mı? Yok, hepsini ödüyor. Ama geçmiş dönem borcu var. Getireceksin meclise kanunu. Oturacağız, konuşacağız. Geçmiş dönemden o yediğiniz, içtiğiniz, biriktirdiğiniz ve devlete ödemediğiniz o paraları bize ödetemezsiniz. Onların faizlerini kaldıracaksın. Ana parasını böldüreceksin. Herkese eşit davranacaksın. Onun üzerinden bu işleri yapacağız. Ha, haciz koyarım. Koy. Vatandaş da hizmete kimin engel olduğunu görür. Söyledim, bir daha söyleyeyim. Hesap yapıyormuş, akla bak. Bütün arabaları bağlayın diyor belediyenin. Çöpleri toplayamasınlar.
patlayan kanalizasyona gidemesinler, ortalığı çöp götürüyor deyip siyaset yapacakmış. Bak Tayyip Erdoğan, hiç bu işlere kalkışma. Gerekirse başta genel başkan, bütün milletvekilleri, 1.600.000 CHP'li ellerimizle o çöpü toplarız, yine sana kendimizi muhtaç etmeyiz. Ama doğru değil, doğru değil. Yani hazımsızlık doğru değil. Nasıl? Millet birini seçiyor. Seçilen yönetiyorsa demokrasi oluyor. Biri demokrasiyi hazmetmiyor, süngüyle, tüfekle, tankla gidiyor, asgari darbe oluyor. Sen bırak, biz yöneteceğiz. Geçen de yaptılar, hep beraber karşı çıktık Fethullahçılara. Lafı toplayayım. İkincisi, bir kere daha şunu yaptılar. İstanbul seçimine karşı döndüler, yargı darbesi yaptılar. Şimdi de Tayyip Erdoğan ne yapıyor? Mali darbe yapmaya çalışıyor. Asla ve asla teslim olmayız. Bu yaptığı milleti seçtiğine darbe yaparak hizmet ettirmemektir. Millet bunları affetmez. İstanbul'da olduğu gibi demokrasi tokatını yersin. Son sözüm, ezan okuyor, namaza gidecekler vardır. Sıcakta tutmayayım. Sizleri seviyoruz. Sizlere güveniyoruz. Partinize güvenin. Başkanlara sahip çıkın. Siz başkana emanetsiniz. Başkan size emanet. Başkanı size emanet ediyorum. Hepinizi de Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun.